Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben Emre Aşen. Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteniyle huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ayrıntıları elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce kısa kısa özetler efendim. Bursa'da yüzlerce vatandaş coşkulu bir törenle Vatan Partisi'ne katıldı, üye oldu sevgili izleyiciler. Bu buluşmaya dair ayrıntıları derledik. Gelecek birazdan ekranlarınıza, lütfen ayrılmayın. Soğuk hava yurdu etkisi altına almaya başladı. Yurt genelinde ve İstanbul'da son durum ne? Uzmanına soracağız birazdan. Başkent Ankara'yı bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. Yine gelecek ayrıntılar ekranlarınıza. İstanbul Boğazı'na demirleyen Amerikan savaş gemisindeki büyük Amerikan bayrağı tepkileri beraberinde getirdi. Uzmanlardan açıklamalar var. Yine gelecek efendim ekranlarınıza. Ve HDP milletvekilleri yine terörist cenazesinde. Evet, özetler böyleydi. Ayrıntılar için başlıyoruz. İfade ettiğimiz gibi Bursa'da yüzlerce vatandaş coşkulu bir törenle Vatan Partisi'ne üye oldu sevgili izleyiciler. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek'in de katıldığı törende Bursaspor'un eski başkanı, İnci Sözlük'ün sahibi, iş insanı Emin Adanur da Vatan Partisi'ne üye oldu. Perinçek'in %7 barajını aşacağız sözleri ise dakikalarca alkışlandı. Sorunlarına çözüm bulamayanlar Vatan Partisi'ne koştu. Bursa'da yapılan üye katılım töreniyle yüzlerce vatandaş Vatan Partisi'ne üye oldu. Bereketli topraklardayız, Bursa Ovası'ndayız. Bursa Ovası'nın bereketi işte bu salonun coşkusundan, doluluğundan, hatta gelirken yoldaki konvoyun heyecanından da anlaşılıyor. İpek yolunun Asya'daki son durağı Bursa. Burası İpek'in ve Çelik'in başkenti. Burası İpek gönüllü ama Çelik gibi disiplinli insanların diyarı. Bursa'da vatandaşlar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ve MYK üyesi Jüle Perinçek'i Bursa girişine karşıladı. Oluşturulan uzun araç konvoyuyla üye katılım törenine gidildi. Yolda başlayan coşku salonda da mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle sürdü. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek vatandaşlara Bursa'dan seslendi. Perinçek, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların Vatan Partisi'ne akın ettiğini söyleyerek seçimde %7 barajını aşacağız mesajı verdi. Kurucu bir iradeyle, kuruculuk kararıyla, güçlü devletin, üreten milletin kurucuları olarak burada toplanmamız son derece anlamlıdır. Onun için değerli arkadaşlar, Vatan Partisi tarihin yürü dediği, görev vaat ettiği, sorumluluk vaat ettiği bir döneme girmiştir. O sorumluluk nedeniyle göreceksiniz %7 barajını hep birlikte geçeceğiz ve Millet Meclisi'nde yerimizi alacağız. Millet Meclisi'nde bulunan Vatan Partisi, hükümette anahtar görevi yapacak Vatan Partisi'dir. Perinçek, bankaların artan kârına değindi. Bankaların kârını alacağız, üretim devriminin sermayesini oluşturacağız dedi. Bankalar 2021 yılında 120 milyar Türk lirası kar ederken 2022 yılında 433 milyar. Yani bankalar neredeyse 4 kat daha kar ediyorlar. Peki bu 433 milyar ne? İşte o 433 milyar Türk lirası Türkiye'nin kaynağı. Bankalar kalsın. Bankalar yaşasın. Bankasız bir ekonomi olmaz. Ama bankalar bu üreticinin alın terini gasp etmesin. Çok açık söylüyoruz. Bir, bankalara tanınmış olan bütün ayrıcalıkları kaldırıyoruz. 433 milyar lira karın kurumlar vergisi yoluyla 200 milyarını milletin hazinesine yatırım yapmak için, fabrika kurmak için, gençlerimize iş bulmak için, işsizlerimize iş bulmak için, tarıma yatırım yapmak için tekrar Anadolu'da üretim yapılsın, sulama yapılsın. Biz ne yapıyoruz? Vatan Partisi hükümeti olarak, üreticilerin milli hükümeti olarak o 300 milyar doları nasıl sağlayacaksınız? Böyle sağlayacağız. Böyle sağlayacağız, böyle. Bakın buraya vuruyorum yumruğum. Böyle sağlayacağız. Bu millet aç kalmayacak.
Perinçek, Türkiye'nin ve dünyanın gündeminden düşmeyen NATO tehdidine de değindi. Perinçek, NATO ile mücadele ekmek meselesidir dedi. NATO Türkiye'ye namlularını dayamış, Doğu Akdeniz'de Amerika'sı, İsrail'i, Yunanistan'ı, mavi vatanımızdaki kaynaklarımıza sahip çıkmak için namlularını Türkiye'ye çevirmiş. Demin söylediğim gibi Ege kıyılarına Amerika Birleşik Devletleri üslerini kurmuş. İşte bu NATO. NATO'nun zincirlerini kıracağımız bir sürece girdik. Çünkü bu bizim için aynı zamanda ekmek meselesidir. Perinçek, seçim süreci güvenlik sürecidir diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet güçlerinin önemine dikkat çekti. Onun için bu seçim süreci Türkiye'de aynı zamanda bir güvenlik süreci. Seçim sürecinde Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, Atlantik'ten gelen bütün bu komplolara karşı Türkiye'nin bütün milli güçlerini, yerli güçlerini, vatansever güçlerini birleştirmek, aynı cephede toplamak, Amerika merkezli, İsrail merkezli güvenliğini, seçimin güvenliğini de ancak birleşerek milletin gücüyle ve silahlı gücümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk polisinin gücüyle koruyabileceğimiz bir süreçtir. Vatan Partisi bunun bilincinde. Törende Bursaspor'un eski başkanı, İnci Sözlüğün sahibi, iş insanı Emin Adanur da Vatan Partisi'ne üye oldu. Başındayız, emin adımlarla yürüyoruz, partimize güveniyoruz. Milletimizin bize olan güvenini de boşa çıkarmayacağız. Genel başkanımızın önderliğinde barajları aşacak ve meclise gireceğiz. Coşkulu sloganlar ve alkışlarla sahneye çıkan Adanur, Vatan Partisi'ne neden üye olduğunu anlattı. Hayatım boyunca hep fikir sahibi bir insan oldum. Fikirlerimi hayata geçirebileceğim alanlarda üretmeye çalıştım. Başarısızlıkla da, başarıda da tattım. Kimi zaman battım, kimi zaman da çıktım. Fikir üretmekten, hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Kendi namımıza değil, ülkemize değer katmaya çalıştık. Bana neden Vatan Partisi diye soracak olurlarsa, işte bu yüzden derim. Vatan Partisi'nin kapısının eşiğinden adım attığımda kendimi, fikirlerimi ve hayallerimi özgürce gerçekleştireceğim yerde hissettim. Bugün vatanseverlerin, öncülerin arasına katılma şerefine nail olduk. Adanur'un Doğu Perinçek gibi bir devlet adamının önderliğinde bilimi rehber ederek yürümek benim için şeref madalyasıdır sözleri salonda coşkuyla karşılandı. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, Allah söyletti inşallah öyle olur. Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek gibi bir devlet adamının önderliğinde hakikate sadakatle bilimi rehber ederek yürümek benim için şeref madalyasıdır. Yakamıza taktığı rozet göğsümüze bir nakış gibi işlenmiştir. Adanur, Türkiye'ye değer katmak için Vatan Partisi'ndeyim dedi. İşsizlerimize, kenara itilmiş yoksul halkımıza, Uludağ'ın eteklerinde kestane üreten köylümüze, Gemli'nin zeytincisine, Mudanya'nın balıkçısına, Türkiye üretsin diye gecesini gündüzüne katan sanayicimize, işçimize, çarşılarımıza, esnafımıza, pazarcılarımıza, sıcacık yuvalarımızı inşa eden inşaat işçilerine, mühendislerimize, yeşille beyaza tutkun Bursa Spor taraftarına, Bursa Ovası'nın tertemiz yüreklerine söz veriyoruz. Türkiye'ye değer katmak için çok çalışacağız. Gelin beraber ülkemiz için çalışalım. Bugüne kadar neyi başardıysak çok çalışarak başardık. Şimdi Vatan Partisi'nde çalışmaktan büyük onur duyuyoruz. Konuşmaların ardından Vatan Partisi'ne üye olan yurttaşlara rozetleri takıldı. Vatan Partisi'nin yurt çapında düzenlediği seçim hazırlık toplantılarının ağrı ayağı da coşkuyla tamamlandı. HDP'den ayrılan 52 yurttaş Vatan Partisi'ne katıldı. Vatandaş, işsizlik ve ekonomik sorunların çözümü Vatan Partisi'nde dedi. Bölgedeki her soruna Vatan Partisi koşuyor diyen vatandaşlar
Vatan Partisi'nde görev almak için sıraya girdi. Bu haberi de ilettikten sonra yine diğer önemli gelişmeyle devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması son derece önemli. Partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu. Bahçeli, batılı ülkelerin Türkiye'deki konsolosluklarını kapatmasını rezalet olarak niteledi. Türkiye'de korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını belirten Bahçeli, Amerika bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını harekete geçirmiştir, dedi. Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir. 2023 seçimlerini sabot etmek, milletimizin demokratik mukavemetini kırmak maksadıyla küresel çıkar grupları devrededir. ABD'sinden Avrupa Birliği ülkelerine kadar Türkiye'ye karşı aleni psikolojik hareket yapılmaktadır. Aralarında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin de bulunduğu 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. Amerika Birleşik Devletleri bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında Allah muhafaza bir terör olayı gerçekleşirse müsebbipler ve onların zillet cephesinde temerküz etmiş muhipleri bellidir, saklanmaları da mümkün değildir. İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'tan bazı başkonsolosluklara eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemede konsolosluklara yönelik öne sürülen eylemlere ilişkin tehdit tespit edilmedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden iletilen bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan vilayeti lider kadrosu tarafından İstanbul'daki İsveç ve Hollanda başkonsolosluklarıyla Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği öne sürülen 15 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlendi. Ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı. İstanbul Boğazı'nda demirleyen Amerikan savaş gemisindeki büyük Amerikan bayrağı tepki çekti. Emekli komutanlar ve güvenlik uzmanları Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tehdit mesajı verdiğini vurguluyor. ABD savaş gemisi USS Nitze, Cuma günü İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında demirlemişti. Gemiye denizcilik kâmilleri dışında Türk bayrağından daha büyük bir ABD bayrağı çekilmesi ve ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'in gemide verdiği fotoğraf Türkiye'ye tehdit olarak yorumlandı. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin tutumunun bilinçli olduğunu söyledi. Türkiye'de ABD'ye karşı ciddi tepki var. Bakan düzeyinde ABD eleştiriliyor. Terörle bağı açıklanıyor. En son 9 ülkenin İstanbul konsolosluklarını kapatması sonrası da bu tepkiler sürdü. ABD doğrudan hedef alındı. Tam da bu aşamada ABD savaş gemisi Dolmabahçe'ye gelip demirledi. Elbette bunların izinleri önceden alınır. Ama Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin gemiye gelmesi, aşırı dengesiz Türk ve ABD bayraklarının arkasına da fotoğraf çektirmesi açıkça Türkiye'ye tehdittir. Pekin, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Büyükelçiliği'ni bakanlığa çağırıp uyarması gerektiğini söyledi. Emekli Deniskurmay Albay Halil Özsaraç, gemiye çekilen ABD bayrağının büyüklüğünü güç gösterisi olarak değerlendirdi. Hükümetin ABD'ye uyarı vermesi gerektiğini belirtti.
Emekli tüm amiral Cem Gürdeniz, ABD gemisindeki büyük bayrağı tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Gürdeniz, bunu Türk kamuoyuna mesaj olarak çektilerse yanlış adres, Pire limanına giriş için daha uygun olur ifadelerini kullandı. Aydınlık gazetesine konuşan güvenlik uzmanları Coşkun Başbuğ ve Abdullah Ağar, ABD'nin İstanbul Boğazı'nda demirleyen savaş gemisinden verdiği mesajlarla psikolojik harp uygulayarak Türkiye'nin milli değerlerini hedef aldığını bildirdi. Geç başlayan soğuklar yurdu etkisi altına almaya başladı. Önce Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da başlayan kar yağışları şimdi de Marmara'ya yaklaştı. Özellikle İstanbul ve çevresinde beklenen fırtına için tedbirler alındı. İşte o tedbirler. Kurak geçen Ocak ayının ardından Şubat soğuk ve yağışlı başladı. Yurt genelinde sıcaklık düşüşüyle gelen kar kimi yerde sevinçle karşılanırken kimi yerde de çileye dönüştü. Kar yağışı bekleyen şehirlere bu kez İstanbul eklendi. İstanbul Valiliği ve AKOM vatandaşı hafta sonu başlayacak olan kar yağışı için uyardı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği kente beklenen olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemleri açıkladı. AFAD, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarsa teyakkuza geçti. Valilik yola çıkacak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırken trafik ekiplerince kış lastiği denetimi de artırıldı. Öte yandan İstanbul-Bursa hattındaki bazı seferlerde iptal edildi. Budo'nun internet sitesinde yer alan duyuruda Bursa ile İstanbul arasında 8 ile 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul'da şehir hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada ise Avcılar Bostancı, Avcılar Bakırköy Yenikapı Kadıköy, Bostancı Moda Kadıköy Kabataş, Maltepe Adalar ve Beşiktaş Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Soğuk hava, kar ve fırtınayı konuşuyoruz evet bugünlerde. Haberimizde de detayları, ayrıntıları izlediniz sevgili izleyiciler. Yurt genelinde kar yağışı kendini iyice hissettirmeye başladı. İstanbul özelinde durum ne? Bu pazar günü sabah saatleri itibariyle İstanbul'un da soğuk havanın etkisi altına gireceği ifade edilmişti. Bazı ulaşım noktalarında seferlerin iptal edildiğini biliyoruz. Yarın okullar açılıyor. Son durumu soracağız. Kime? Hava tahmini uzmanı Fevzi Burak Tekin'e. Sayın Tekin, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, Türkiye'yi önce nasıl bir hava bekliyor önümüzdeki günlerde diye başlayalım. Sonra İstanbul özelini de merak ediyoruz efendim. Buyurun, İstanbul'da neler olacak? Nasıl bir hava hakim olacak önümüzdeki haftalarda? Tabii, hemen aktaralım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre soğuk ve yağışlı hava ülkemiz genelinde etkili oluyor. Bu haftada ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz ve yağışın cinsinin genellikle kar şeklinde olacağını söylemek mümkün. Yarına baktığımızda Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yağış kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. İç kesimlerdeki yağışın cinsi kar, kıyılarda ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yine salı ve çarşamba günü de ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz. Genellikle de yağışların cinsinin kar şeklinde olmasını tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklığı ise hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bununla birlikte pazartesi ve salı günü özellikle ülkemizin iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceğini de söylemek mümkün. Yine fırtınaya karşı da vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz. İstanbul özeline gelecek olursak an itibariyle aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışları görüyoruz. Özellikle ilerleyen saatlerde yağışın biraz daha etkili
etkisini artırmasını beklemekteyiz. Merkezde karla karışık yağmur, İstanbul'un Avrupa yakası ve yükseklerinde ise yağışın cinsi kar şeklinde olacak ve yer yer kuvvetli kar şeklinde kendini gösterecek yarın sabah saatlerine kadar. Daha sonra ise öğle saatleri itibariyle aralıklarla kar yağışı, karla karışık yağmur şeklinde yağışlar devam edecek. Yine İstanbul'da salı günü de karla karışık yağmur göreceğiz. Yükseklerinde kar olacak. Çarşamba gününe baktığımızda ise yine İstanbul'da kar yağışları görmek mümkün olacak ve yer yer kuvvetli olabilir çarşamba günü de yağışlar. Perşembe, cuma günü de yine aralıklarla İstanbul'da yağışın devam etmesini tahmin etmekteyiz. İstanbul'a baktığımızda yarın 5 derece, salı 3 derece, çarşamba günü ise 2 dereceye kadar düşecek. Özellikle yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek. Yine buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı. Kar yağışı ile birlikte kuvvetli kuzeyli rüzgar da etkisini gösteriyor. Bu da tipi şeklinde kar yağışına sebep olacak. Bu da ciddi hayatı olumsuz etkileyecektir. Yine buna karşı da vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz. Şimdi vatandaşlarımız, insanımız kuşkusuz bu koşullarda neler yapması gerektiğini, kendi üzerlerine düşen görevlerin ne olduğunu biliyor ama bir hatırlatma yapalım mı? Ne dersiniz? Ne gibi kurallara uyalım? Nelere dikkat edelim efendim? Tabii kurallardan ziyade görevimiz hava tahmini olduğu için özellikle İstanbul'da ve ülke genelinde kuvvetli yağışlar olacak. Yağışın cinsi kar olduğundan, sıcaklıklar düşük olduğundan buzlanma ve don olayı olacaktır. Buna dikkat edilmeli. Yine fırtına söz konusu, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunmalı. Bunun dışında da yine ülkemizin genelinde kuvvetli rüzgar etkili olduğundan tipi şeklinde kar yağışı da mevcut. Buna karşı da vatandaşlarımız gerekli önlemlerini almalı, dikkatli olmalılar. Özellikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarı ve tahmin dikkat etmeni istiyoruz. Yaptığımız uyarı ve güncel tahminler kendi uygulamalarımızda anında cep telefonuna ücretsiz bir şekilde ulaşmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kurumsal uygulamasını indirip anlık olarak uyarı ve raporlardan bilgi sahibi olabilirler. Muhakkak yola çıkmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip etmelerini önemli rica ediyoruz. Hava tahmini uzmanı Fevzi Burak Tekin, çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki katıldınız. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Evet, gelişmelerle devam ediyor sevgili izleyiciler. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanmıştı. Rüşvetten tutuklanan belediye başkanına ise İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun sahip çıktı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklanmıştı. İYİ Partili Çetin'e İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun da sahip çıktı. Metin Ergun, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yanında olduklarını söyledi. Kendisinin masum olduğundan şüphemiz yoktur. Ergun, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Çetin'in dedikoduya bağlı olarak tutuklandığını iddia etti. HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş, PKK'ya karşı yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Evin Encü'nün cenazesine katıldı. HDP'li Nuran İmir, cenazede yaptığı konuşmada TSK'yı hedef aldı. HDP'li İmir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre yönelik operasyonlarını savaş olarak niteledi. Çünkü daha biz başkanlarının heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın siyasi uzantısı HDP bir skandala daha imza attı. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Terör örgütü PKK'ya yönelik 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Evin Öncü isimli kadın terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı terörist Öncü için cenaze töreni düzenlendi.
HDP Şırnak milletvekilleri Nuran Emir ve Hasan Özgüneş cenaze törenine katıldı. HDP Şırnak milletvekili Nuran Emir cenazede yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. HDP'li Emir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonlarını savaş olarak tanımladı. Savaşta ısrarları ise Kürt halkını savaş alanına sürüklemektir diyen HDP'li Emir, Kürt sorunu olduğunu iddia etti. Skandal ifadelerine devam eden HDP'li Emir, Nisan ayından bu yana en çok cenazenin verildiği yerlerden biri de Butan bölgesidir dedi. Ankara'nın gündemi bu hafta yoğun olacak. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda ise emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifiyle yapılandırma teklifi görüşülecek. Bakanlar Kurulu toplantısı, emeklilikte yaşa takılanlar yapılandırma teklifi. Ankara'da bu hafta birçok başlık ele alınacak. Bakanlar Kurulu, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler Bakanlar Kurulu'nun gündeminde yer alacak. Toplantıda yaklaşık 60 bin geçici işçiyle ilgili çalışma da ele alınacak. Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları gibi kurumlarda çalışan geçici işçilerin sorununa formül olacak çözüm aranıyor. Bu işçileri 12 ay boyunca çalıştırabilecek modelin nasıl olacağı Bakanlar Kurulu'nda tartışılacak. Bakanlar Kurulu'nda seçim takvimi de masaya yatırılacak. Seçimin güvenli bir ortamda yapılması için atılabilecek adımlar da gündemde olacak. Meclis Genel Kurulu'nda ise geçen hafta komisyonda kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi ele alınacak. Salı günü toplanacak genel kurulda görüşülecek teklifle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlarda yaş şartı kalkacak. Taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu olan emeklilik artık isteğe bağlı bırakılacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için %5 destek primi verilecek. Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak. Teklifle vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Düzenleme 31 Aralık 2022'den önceki kamuya olan borçları kapsayacak. Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek. Vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu da silinecek. Meclis, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu da salı günü toplanacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, YÖK'ün çalışmaları hakkında sunum yapacak. Bu arada mecliste siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak. İki haftalık yarı yıl tatili sona erdi. Okullarda ikinci dönem başlıyor. 19 milyonu aşkın öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak. Ancak yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Eğitim öğretimde ikinci dönem için ders zili pazartesi günü açılacak. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarında 19 milyonu aşkın öğrenci 2 haftalık yarı yıl tatilinin ardından ders başı yapacak. Ancak yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı bazı il ve ilçelerde eğitim öğretimde aksamalara neden oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar Muş, Elazığ ve Bingöl'de 2, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Hakkari, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da birer gün tatil edildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı okullarda ikinci yarı yılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre okul servisleri 6 Şubat'tan itibaren bir hafta boyunca kesintisiz denetlenecek ve eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele için okul önlerinde kafelerde denetim yapılacak. Öğrenciler 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatillerini yapacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı İlk Evim, İlk İş Yerim Sosyal Konut Projesi'nin kura çekiminde sona yaklaşıldı. Bakan Murat Kurum, İlk Evim projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu. İlk Evim, İlk İş Yerim Sosyal Konut Projesi'nde konutların sahipleri hızla belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu. Kurum, pazartesi günü İzmir'de kura çekimine başlanacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Projemiz başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladık. 195.255 yuvamızın sahiplerini belirledik, sözlerini kullandı. 483. Kurum, yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'de 12.400 konutun kurasının çekileceğini belirtti. 2.3.1. Çekelim. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan 100 bin imza süreci kapsamında Aydın'da çalışmalara katıldı. Ayvalı'nın 3 günlük Aydın ziyareti dolu dolu geçti. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'daydı. 3 gün boyunca esnaf ziyaretleri, ev toplantıları, çeşitli kurum ziyaretleri ve basın buluşmaları gerçekleştiren Ayvalı'nın ilk durağı Yeni Pazar oldu. Yeni Pazar esnafıyla buluşan Meltem Ayvalı, esnafın sorunlarını dinleyerek Vatan Partisi'nin çözümlerini anlattı. Ziyaretler sırasında vatandaşlar Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi. Meltem Ayvalı ikinci gün Aydın İl Başkanı Doğan Özkan ve ilçe başkanı Zühre Genişel'le birlikte Nazilli ilçesindeki yerel basın mensuplarıyla buluştu. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Ayvalı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in, kutsal kitabımızın yakılmasının ardından Türkiye'de de bazı tartışmalar başladı. O son derece çirkin bir eylem, en ağır şekilde lanet diyoruz. Ama biz İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına cevabımızı o batılı ülkelerin arzuladığı gibi ya da bize pisliklerini bulaştırmaya çalıştıkları gibi terör faaliyetleri vesaireyle değil, öyle vermeyiz. Biz buna cevabımızı NATO'dan çıkarak vereceğiz. Çünkü NATO Genel Sekreteri dedi ki Kur'an-ı Kerim'i yakmak fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamındadır. İşte Batı'nın özgürlük anlayışı budur. Türk milletinin büyük çoğunluğunun ne altılı masa ne Cumhur İttifakı dediğini belirten Meltem Ayvalı, Vatan Partisi'ne büyük bir yöneliş olduğunu ifade etti. Bu kitle kararsız değil, kararlı. Hiçbirine oy vermeme konusunda kararlı. Ve Vatan Partisi hem Cumhur İttifakı'ndan hem Biden İttifakı'ndan yani altılı masadan şu an üye ve oy kazanan bir siyasi parti. Partimiz bütün üretici sınıflar içerisinden yani işçi çiftçisinden milli sanayicisinden. İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Kağıthane merkezde deprem yüzeye yakın olması sebebiyle kentin büyük bir kısmında hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken sosyal medyada depremle birlikte korkutucu bir ses duyulduğuna dair çok sayıda paylaşım yapıldı. İstanbul'da saat 3.15'te merkez üssü kağıthane olan 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 16.66 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kısa sürdü. Ancak yüzeye yakınlığı nedeniyle Avrupa yakasında büyük ölçüde hissedildi. Sarsıntı nedeniyle olumsuz bir ihbar yapılmazken sosyal medyada depremle birlikte korkutucu bir ses duyulduğuna dair çok sayıda paylaşım yapıldı. Vatandaşlar depremin saniyeler öncesinde patlama ya da gök gürültüsüne benzeyen bir ses duyduklarını öne sürdü. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden ve 43 kişiyi taşıyan otobüs Dinar yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken şoförün neden direksiyon hakimiyetini kaybettiği ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında da 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin tamamının kadın, yaralılardan ikisinin de çocuk olduğu öğrenildi. Ankara'da bir alışveriş merkezinde nesli tükenmek üzere olan kara kulaklar sergilendi. Cam fanus içindeki kedigillerden olan kara kulakların durumu bir vatandaşın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan olayla ilgili konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi biyolog Dr. Yasin İlem'in kara kulaklara ancak uygun zooloji parklarda bakılabileceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise incelemenin sürdüğünü kaydetti. Ankara'da bir alışveriş merkezinin nesli tükenmek üzere olan iki kara kulak cam fanus içerisinde sergilendi. Olay bir vatandaşın sosyal medyadan paylaştığı video ile ortaya çıktı. Videoda kedigillerden olan kara kulakların önüne canlı farenin yem olarak atıldığı ve vahşi kedinin fare ile oynadığı anlar görüldü. Nesli tükenmek üzere olan ve doğal yaşam ortamının yanı sıra kara kulakların cam fanus içinde yaşamak zorunda kalmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Olayın yaşandığı alışveriş merkezinin internet sitesinde -2. katta 250'den fazla vahşi hayvanın bulunduğu yer aldı. Yaban hayatı araştırmacısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi biyolog Doktor Yasin İlem'in Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. Doktor İlem'in Afrika kökenli olan AVM'deki kara kulakları sergileyen firmanın nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme olan CITES belgesine sahip olduğunu belirtti. Doktor İlem'in AVM'lerin kara kulaklara uygun bir alan olmadığını, bu türü ancak uygun zooloji parklarda bakılabileceğini vurguladı. İlem'in kara kulaklar için AVM'de uygun yaşam koşullarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından denetleme yapıldığını da ekledi. Doktor İlem'in konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilettiğini belirtti. Hayvanların sergilenmesi için sakınca yoktur şeklinde bilirkişi raporu alındığını da söyledi. Konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızın üst yönetimine ilettim. Gerekenin yapılacağından eminim. İlgili işletme 2017 yılında CITES belgeleriyle bulundurma yetkisi almış. Ayrıca sakınca yoktur şeklinde bilirkişi raporu alınmış. Öte yandan bu konuda mevzuata 2001 yılında düzenlemeye gidilmiş. Doktor Yasin İlem'in düzenlemeyle beraber şu anda bu izinleri almanın çok zor olduğunu da sözlerine ekledi. Kara kulak konusunda türün doktoralı uzmanı olduğumuz için bu konuda ilgili bilirkişi raporu hazırlayacağım dedi. Kara kulakların bir zooloji parkına alınması için çalışacağını da kaydetti. Aydınlık Gazetesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine kara kulaklar için bir önlem alınıp alınmadığını sordu. İncelemenin sürdüğünü söyleyen yetkililer Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağını duyurdu. Milli Denizaltı STM 500 bu yıl görünür hale gelecek. Vurucu İHA Alpagu ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. Savunma sanayinde milli projelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayi şirketlerinden STM, Milli Denizaltı STM 500 ve Alpagu İHA için çalışmalarını sürdürüyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Milli Denizaltı STM 500'ün bu yıl görünür hale geleceğini söyledi. Tasarım büyük ölçüde bitti. Detay tasarım elbette hani
imalat aşamasında bile devam edecek süreçler. Onlara devam ediyoruz ama biz bir taraftan özellikle mukavim tekne denen denizaltının dış kısmının test üretimlerine başladık. Bunun amacımız bir taraftan da şu, Türkiye'de özel sektör tarafından da aslında bir denizaltının mukavim tekne üretilmesinin yapılabileceğini göstermek. Şu anda özel bir yerde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Tasarımı ve üretimi tamamlanan sabit kanat vurucu İHA, Alpagon'un da yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor. Özellikle Alpagon'un stoklanması konusunda belli hassasiyetler vardı. O hususlar da çözüldü. Çok kısa süre içerisinde Alpagon Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Biz hani baştan beri Alpagon'daki motivasyonumuz şuydu, özellikle karın platformları, belki hava platformları ve deniz platformları da olacak şekilde Alpagon'un diğer platformları çok daha kolay entegre edilebileceğini düşünüyoruz. O anlamda farklı platformlara entegrasyon konusunda da yoğun bir çalışmalarımız var Alpagon'un. İsrail'de hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlama girişimine karşı on binlerce kişi yine sokaklara çıktı. Eylemlerde diktatörlüğe hayır sloganları atıldı. İsrail'de Benjamin Netanyahu hükümetine karşı gösteriler bu hafta da devam etti. Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve ayrımcı politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde sokaklara döküldü. Tel Aviv'deki eylemlere 50 binden fazla kişi katılırken göstericiler diktatörlüğe hayır sloganları attı. Gösterilerde İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgalini protesto eden bir grup da Filistin bayrakları açtı. Başka bir ulusu işgal eden bir ulus asla özgür olamaz yazılı pankart taşıdı. Eylemlerde polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Netanyahu'nun evinin bulunduğu Doğu Kudüs'te Hayfa'da da protestolar vardı. Hayfa'daki gösterileri ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi Başkanı Yair Lapid de katıldı. Sağlık sisteminin çöktüğü Fransa'da bir hastanenin kapısına daha kilit vuruldu. Sedan kentindeki kadın doğum hastanesi kapatılırken bölge halkı bir milletvekilinin üzerine un atarak durumu protesto etti. Fransa'da sağlık sistemindeki kriz aşılamıyor. Uzun süredir personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı gibi sorunlarla boğuşan Fransa'da hastaneler tek tek kapatılıyor. Son olarak Sedan kentindeki bir kadın doğum hastanesinin kapısına kilit vuruldu. Bölgede yaşayanlar bir saat uzaklıktaki başka bir hastaneye yönlendirildi. Bölge halkı bir milletvekilinin üzerine un atarak durumu protesto etti. Avrupa'da sağlık sistemindeki çöküş Fransa ile sınırlı değil. İngiltere, Almanya ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkede acil servislerde bekleme süresi 90 saati buluyor. Hastalar koridorlarda tedavi görüyor ya da otellere taşınıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde ilaç kıtlığı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e ait yüksek irtifa balonunu düşürdü. Çin olayı protesto etti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika güç kullanmakta ısrar ederek uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti denildi. ABD semalarındaki Çin'e ait balon, Atlantik Okyanusu üzerinde vurularak düşürüldü. Washington yönetimi, balonun istihbarat amaçlı olduğunu öne sürerken, Pekin, balonun meteorolojik araştırmalar için kullanıldığını ve rüzgarla sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Çin, sivil hava aracının Amerikan ordusunca düşürülmesini protesto etti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava aracının sivil amaçlı olduğu ve zorlayıcı sebeplerle tesadüf eseri Amerikan hava sahasına girdiği konusunda Washington'ın bilgilendirildiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, balonun yerdeki personele askeri veya fiziksel tehdit oluşturmadığını söyledi. Bu şartlar altında ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil insansız hava aracına güç kullanması karşısında derin hoşnutsuzluk içindedir ve saldırıyı protesto etmektedir. Açıklamada ayrıca Çin'in olaydan zarar gören şirket ve kurumlarının meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağı ve gerekli tepkileri verme hakkını saklı tuttuğu belirtildi. Balon krizi nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi'nden alınan son verilerde elektrikli otomobil için gerekli olarak şarj istasyon ve bağlantı noktalarının rekor düzeyde arttığı görüldü. Çin, 2022 yılında şarj istasyonu altyapısına eklediği yeni kurumlarla geçilmesi imkansız bir büyüme yakaladı. Çin, elektrikli otomobil endüstrisinde lider durumda. Çin'in önümüzdeki yıllarda da elektrikli otomobil ve teknolojilerinde çok baskın olacağına inanılıyor. Çin 2022'nin sadece ilk yarısında elektrikli otomobil satışlarında %113'lük şaşırtıcı bir artış gösterdi. Buna kıyasla Kuzey Amerika %49'luk bir artış bildirdi ve Avrupa Birliği elektrikli otomobil satışlarında %9'luk önemsiz bir artış yaşadı. Çinli BYD küresel elektrikli otomobil satışlarına liderlik yaparken onu Tesla ve Volkswagen takip ediyor. Elektrikli otomobil satışlarındaki benzeri görülmemiş artış aynı zamanda ülke genelindeki elektrikli otomobil şarj istasyonlarının da hızla gelişmesine neden oluyor. Çin 2022'de 2,5 milyon şarj istasyonu kurdu. Böylece Çin'deki toplam kurulu şarj istasyonu sayısı 5,21 milyona çıktı. Bu sayı Türkiye'de ise bakanlık verilerine göre Eylül 2022'de 4800 adet. Ancak Türkiye'deki güncel şarj istasyon sayısının 6000'e ulaştığı söyleniyor. Öte yandan Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı diğer 6 merkezi hükümet kurumuyla koordinasyon halinde olup cuma günü karbon emisyonunu azaltmak amacıyla kamu sektörleri için elektrikli araçlarının kullanımı için pilot programı başlattı. Otobüsler, taksiler, sığ temizlik arabaları, havaalanı araçlarının yanı sıra devlet işleri, ekspres posta ve koli teslimatı için elektrikli araçlar kullanılacak. Pilot programının uygulanması 2025 yılına kadar devam edecek. Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin kuzeydoğusundaki Washington Dağı'nda bulunan gözlem evindeki endeksin -78 santigrat dereceyi gösterdiğini, bu derecenin rüzgar soğuğu rekoru olduğunu duyurdu. ABD rüzgar soğuğu rekorunu kırdı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre ülkenin kuzeydoğusundaki Washington Dağı'nda bulunan gözlem evindeki derece -78 santigrat dereceyi buldu. Soğukların yanı sıra sert rüzgarların hakim olduğu New Hampshire eyaletinde Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde rüzgar soğutma endeksinin -78 santigrat göstermesiyle ülkede kaydedilen en soğuk rüzgar soğuğu rekorunun kırıldığı ifade edildi. Verilere göre bölgede rüzgar saatte 156 km hıza ulaşırken hava sıcaklığı -43 santigrat dereceye düştü. ABD Ulusal Hava Servisi ülkenin kuzeydoğusundaki dondurucu soğukların cumartesi akşamına kadar devam edeceğini açıkladı. Kar yağışı yurdu sardıkça renkli görüntüleri de beraberinde getiriyor. Sıradaki haberimiz Hakkari Yüksekova'dan sevgili izleyiciler. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş kardan van kedisi yaptı. Gençler daha önce de kar yağışını fırsat bilerek kardan tilki, aslan ve uçak yapmıştı. Bir izleyelim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş kardan van kedisi yaptı.
Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 240 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülürken Yüksekova ilçesinde 3 arkadaş kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Ferhan Bakır, Yakup Durmaz ve Yakup İliş bir evin bahçesindeki çardağın içerisinde bulunan oturma bankı üzerinde kardan van gidişi yaptı. Süredir kar yağmıyordu ülkemizde. Yağan, bir haftadır yağan karla beraber üç arkadaşla beraber yanına geldik ve bu bol malzemeyi eğlenceye dönüştürmek için bahçemizde şöyle bir kedi yaptık. Ferhan Bakır, küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Daha önce de arkadaşlarla kardan, tilki, aslan ve uçak yaptık dedi. Bu bizim yarım günümüzü aldı bu kedi. Yarım gün beraber, üç arkadaşla beraber oturup bu kar yağışını eğlenceye dönüştürmüş olduk. Türkiye'ye bu yıl kar yağışı geç düşse de turizmciler çözümü suni karlama çalışmasında buldu. Sezonu suni karlama çalışmasıyla açan Sivas'taki Yıldız Dağ Kış Sporları Turizm Merkezi yarı yıl tatilinde çocukları ağırladı. Çocuklar bu yılda sömestr tatilinde kara doydu. Sezonu suni karlama çalışmasıyla açan Sivas'taki Yıldız Dağ Kış Sporları Turizm Merkezi yarı yıl tatilinde çocukları ağırladı. Kuraklık nedeniyle sezonu sömestr tatilinin başında açan ve suni karlama çalışmasıyla yarı yıl tatiline yetiştirilen kayak merkezini iki hafta boyunca ziyaret eden çocuklu aileler, kayak pistleri, buz parkı, bungalov evler, otel ve sosyal tesislerde eğlendi. Yıldız Dağ Kış Sporları Turizm Merkezi Burucu'ya Yıldız Dağı'nın yamacında kurulan kayak merkezinin pistler, buz parkı, bungalov evler, sosyal tesisleri ve kamp eğitim projeleriyle Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi. Gördük ki çok ciddi bir ilgi var. Bu talebi karşılayabilmek amacıyla ilave 15 tane daha bungalov evler yaptık. Merkezi snowboard kursu gören 7 yaşındaki Fatma Sena Beyskit'te kayak yaparak karın keyfini çıkardığını söyledi. Tatillerde buraya geliyorum ve kayak kayıyorum. Öğretmenim de kayak kaymada yardımcı oluyor. Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı. Parktaki gölün yüzeyi buz tuttu. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı. Yarı yıl tatilinin son gününde tabiat parkını tercih eden tatilciler dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandı. Bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken soğuk havanın etkisiyle park içindeki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Göl çevresinde yürüyüş yapan ve iskelelerde fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler piknik alanlarında vakit geçirdi. Aileleriyle kızakta kaydı. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve jandarma ekipleri tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı. Soğuk hava spor sevdasına engel olmadı. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı bu kez de -2 derecede Diyarbakır Dere Geçidi barajına girerek yüzdü. Arkadaşlar hani akıl dediği kelime buradan başlıyor. Akıl. Diyarbakır'da meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent merkeziyle kırsal ilçelerde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Şiddetli kar yağışı yine de spora engel olamadı. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen profesyonel açık su yüzme sporcusu Hüseyin Nazlı, Diyarbakır'da -2 derece hava sıcaklığında Deve Geçidi barajına girerek yüzdü.
-2 derecede kar yağışıyla vücudunu ovan Hüseyin Nas'ı her kış ayında kar yağışıyla soğuk havada yüzdüğünü belirterek gelenek haline getirdi. Bunu böyle yapma nedenim yurt dışında gerçekleşen büyük ulusal açık su kış yüzme yarışlarına hazırlıklı olmak dedi. Ardahan'da yaşayan Turgay Akgüz, anneleri ölen ikiz keçileri biberonla besliyor. Onlara adeta bebek gibi bakıyor. Biri erkek, biri dişi. Selam ver. Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan besicinin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı. O sütü beğenmez ki, ineş sütü, o keçi sütü. Besici Turgay Akgüz, anneleri doğum sonrası ölen ikiz keçileri sobanın başında biberonla besliyor. Bu iki tane keçimiz annesi maalesef doğururken öldü. Bunlar da bize kaldı. Biz de artık evimizde bunları besliyoruz. Üretmeye devam. İkizlere adeta bebek gibi bakan Akgüz, diğer keçilerden sağdığı süt de iki yavrunun karnını doyuruyor. Ev ortamını mesken edinen yavrular, acıktıklarında Akgüz'ün peşinden ayrılmıyor. Selam ver. Gel bakayım. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ziyaretçi rekoru kırıldı. Kapadokya'yı Ocak ayında 174.222 kişi ziyaret etti. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri Kapadokya. Geçen yılın ziyaretçi sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Kapadokya'da bu yılın Ocak ayında yeni bir rekora ulaşıldı. Nevşehir Valiliği'nin açıklamasına göre bölgedeki müze ve ören yerlerini yılın ilk ayında 174.222 turist ziyaret etti. 2023'ün 22'den de iyi olacağını öngörüyorduk. Ocak ayı aslında bu öngörünün çok gerçekçi olduğunu ortaya çıkarttı. Geçen sene aynı ayda bu sayı 88 bin civarındaydı. Rakam iki katının üzerine çıkmış durumda. İnşallah her ay yeni bir rekorla gelir. Bölgede en çok ziyaret 49.467 kişiyle Zel ve Ören yerine yapıldı. Göreme Açık Hava Müzesi'ni 48.287, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 27.113 ziyaretçi gezdi. I feel mesmerized. I feel amazing. I don't think I can see this before something not like before Christ, you know. It's very very long. İlk defa geldim. Fotoğraflarını görmüştüm. Gelmek gerçekten çok güzel bir his. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Haberleri sunduk. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar, iyi yarınlar diliyoruz.